Süper Lig lideri Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı CNN Türkiye özel açıklamalar yaptı. İlk yarıyı sezon başında hayal bile edemeyecekleri bir noktada tamamladıklarını belirten Avcı, şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi. Başakşehir'in Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kampında CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı, Damla Uğur Türk'e özel açıklamalar yaptı. Sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün puan veya matematik üzerinden de konuşabiliriz ama tabii ki konuşalım. 35 puan, bütününde şuna bakabiliriz. 6 puan en yakın rakibime öndeyim. Harika bir durum. Hani bugün Temmuz 2'sinde antrenmanlara başladığında, lig bittiğinde, 17 maçlık süreç bittiğinde 6 puan önde olacaksın dediği zaman oynamayalım, Ocak ayında başlayalım dersin. Bunu cebimize koyardık. Başakşehir bu sezon şampiyon olur mu? Olur. Ben çok inanıyorum. Oyuncu grubu da inanıyor. Enerjiyi bana hissettiriyorlar. Olur. Niye olmasın? Kamp sürecinde üzerinde duracağınız, ağırlıkla üzerinde çalışacağınız şey ne olacak? Az yaptığımız, daha çok geliştirmemiz gereken atak sonuçlandırmayı'nın biraz daha bir tık daha diğer çalışma programlarının üzerinde tutacağız. Taraftara bir mesajınız var mı? İkinci yarı itibariyle takımlarına olumlu. Ama rakibe de saygı, bize de olumlu destek vermeye devam etsinler. Sayısal olarak, çoğalarak. Tam olarak yaşadığınız sıkıntı ne oluyor? Çok. Ya örnek veriyorum, bir maç oynuyorsun, rakibe oyun olarak üstün oynuyorsun ve geridesin, oyundasın. Oyuncu şunu, o gücü arkasında hissetmek ister. O taraftar gücü. O oyuncu biraz daha itebilir. Biraz daha o coşkuyu, kalabalıklığı istiyoruz. İlk üçü sıralamak isteseniz, ilk üçte sizce kimler olur? Takımlar bir kere gelişim gösteriyorlar. Bunu bir tarafa koyalım. Teknik adamlar gelişim gösteriyorlar. Oyunlar, oyun planları oluyor artık. Onun için herkes biraz yukarıya doğru sıkıştı. 30. haftada birinci biz oluruz. O diğerini bilmiyorum. Ve yılın transferi Robinho. Robinho ile ilgili ne söylemek istersiniz? Topa sahip olan bir takımız. Robinho bununla beraber bu topa sahip olmayı daha arttıracak. Aynı zamanda da dar alanda problem çözen bir oyuncu. Bununla beraber Robinho'nun bu anlamda bize çok önemli katkısı olacak. Oyunculuğunu hiç konuşmuyorum. Kişiliği ve ahlakı hakkında da çok olumlu şeyler duydum. İyi bir profesyonel, bir takımdaş. Takım içinde de beraber oynadığı daha evvelden, dünya kulüplerinde beraber oynadığı arkadaşları da var. Şu an itibariyle çok doğru transfer gibi duruyor. Robinho'yu siz mi talep ettiniz? Nasıl oldu o süreç? Nasıl gerçekleşti? Ligin sonuna doğru bir Sivas'ta da maç yapmıştık. Yenildiğimiz maç içeride. Orada oyuncu daha çıplak, yani bildiğimiz bir oyuncu ama çıplak gözle seyredince kendi üzerinden tespitlerini yapınca acaba böyle bir transfer gerçekleşebilir mi diye yönetimden konuştum. Yönetim istiyor musun dedi. Evet dedim, yani belki bir tane oyuncu istiyorum, onu istiyorum dedim. Vişça 17 kulübün gıptayla baktığı bir sporcu, onu transfer tekliflerinden nasıl uzak tutuyorsunuz? Edine de teklif geldiğinde, bana da geldiğinde veya bir başkasına da geldiğinde öncelikle kulübümüzle ilgili bir değerlendirme yaparız. Sonra oyuncunun tarafından bakarız. Ortak bir noktada buluşuruz. Hangi karar doğruysa ona göre karar veririz. Bundan evvelki süreçlerde de öyle oldu. Edin'le ilgili hem yurt içi ile hem yurt dışı ile ilgili teklifler gelmişti. Ama Edin şu an itibariyle burada mutlu. Altyapısından yetiştiği gibi, Mahmut gibi altyapısından yetiştiği bir oyuncuyla ikinci lig şampiyonluğu yaşadı. Kupa finalleri yaşadı ama Süper Lig şampiyonluğunu da yaşamak onlar da istiyorlar. Şu an itibariyle enerjisi çok yüksek bir takımdaş. Çalışmaların içinde şu an bize gelen resmi bir teklif yok ama bunlar her zaman konuşulan şeyler. Arda Turan'dan ikinci yarıda neler bekliyorsunuz? Yeteneklerin onunla konuşmamıza gerek yok. Sahadaki performansı belirleyecek bunu. Şu anda iyi çalışıyor. Çalışmaya devam ediyor. Bu rekabetin içinde o da olacak. Umarım bu aileye geldiği günden sonra, bugünden itibaren çok önemli katkılar sağlayacak. Onu bekliyoruz. Cengiz Ünder'den sonra İrfan Can Kahveci'nin de Avrupa'nın dev kulüplerinin listelerine girecek bir isim olacağını söylediniz. Futbolcunuzu bir de sizden dinleyebilir miyiz? Cengiz Ünder doğru bir örnek. Çok kısa sürede doğru cevaplar verdi hem Türk futbolu için. Şimdi oradan da başka bir yer inşallah gerçekleşecek. İngiltere gibi veya başka bir lig gibi durumu. İrfan da geldiği günden itibaren geldiği takımın yıldız oyuncusuydu. Ama bir sistemin içine girmesi gerekiyordu. Özellikle onun gelişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. İrfan da buna önemli adımlar attı.